Herkese merhaba arkadaşlar. Thorium Decathlon'a gidiyoruz. Avcılık malzemeleriyle alakalı bir video çekmek istiyorum. Detaylı inceleme yapacağım. Hadi hep beraber bakalım. Evet, Harami Dere durağında indikten sonra metrobüste üst geçitten hemen sol tarafa geçiyorsunuz zaten. Üst geçidin ayağında Decathlon mağazası. Çok kolay gelmesi. Genelde burayı tercih ediyorum arkadaşlar. Sebebi sakin oluyor diğer mağazalara göre. Aradığımı kolay buluyorum. İhtiyacımı hemen karşılayıp zaman kaybetmeden işimi bitiriyorum. Buraya arabanızla geldiğiniz zaman da park problemi yok. Gördüğüm kadarıyla. Evet. Girişi yapalım artık. Herkese tekrardan merhabalar. Şimdi kısaca şöyle bir şey anlatmak istiyorum size. Şu an İstanbul'da lüfer avı devam ediyor. Ve bu lüfer avı için size hem spin hem de bir tane uzak mesafeli, yani 4.20 kamışla uzun olta şeklinde olacak şekilde bir video oluşturmak istiyorum. Ürün seçmek istiyorum size. Ona göre bir inceleme yapalım. Hadi hep beraber bakalım. Öncelikle şöyle anlatayım. Uzun oltaların çeşitlerini ve fiyatlarını gösteriyorum size. Tabii şurada bir tane sırtı modeli var ama onu dikkate almayın. Şimdi Surf Saltrix 4.20 kamış. Bu 129.90. Bundan ben bir tane bulunduruyorum. Tavsiye ederim bunu da. 150 gramlık kurşunu çok net bir şekilde atabiliyor. Tabii 150 gram işinizi görürse. Ürün bu arkadaşlar. Arkadaşlar bunun fiyatı 129.90, gayet ideal bir ürün, başlangıç olarak ekonomik bir ürün. Onun bir üstü olan Surfcastic balıkçılık orta seviye yazan, açıklamasında da belirtildiği gibi o üründe şu arkadaşlar, şöyle tutma yeri altında evasap yapmışlar, tutma yerini köpüklü güzel tutamaç yeri yapmışlar. Hafif ürün. Şöyle yüzüklerini göstereyim size. Halkalarını arkadaşlar. Şöyle yüzüklerini göstereyim size. Halkalarını. Bu ürün de bu şekilde. Bunun fiyatı dediğim gibi 149.90 şu anki güncel fiyatı ve bunun şu an anladığım kadarıyla 4.20 kamışların içerisinde 150-200 gram atarı, yani atar ağırlığı en iyi olan kamış. Elime aldığım zaman da hafifliğini hissedebiliyorum. Tutma yeri yine köpük değil ama tutma yerine köpük değil ama şöyle güzel bir maddeden yapılmış. Ben şöyle incelediğim zaman anlıyorum ki arkadaşlar, yani bunların yüzüklerinin ve halka yapısının birbirinden çok fazla farkı yok. Değerlendirirken ona göre bakın. Kamış açtığınız zaman bu ürünün size hangisinin hitap ettiğini seçip ona göre alın. Üç ürünün arasında da çok fazla inanılmaz fark görmedim ben. Şöyle de yan yana koyuyorum. Bakın isterseniz. Set almak istiyorum diyenler içinse, yani setlerin makineleri çok aman aman işinizi görür mü bilemem ama çok güçlü makineler değil. Ama başlangıç seviyesindeki bir insan için fena değil. Hani şöyle mesela bu seti göstereyim. Yani 189 lira demiş. Yine 3.90 kamış. Kamış fena değil.
makinesini şöyle göstereyim arkadaşlar size. 6000'lik bir makine diyor. İçeriği yazıyor makinenin üzerinde. Bu takımlarda zaten iş bu takımlarda arkadaşlar şöyle göstereyim. Kamış ve makine olarak en baştan müşteri olan fiyatları da. Bunlar genelde kefale atanlar kullanabilir diye düşünüyorum. Zaten şu en ekonomik seviye, hani lüfer, çinekop, usta balıkçı için çok tercih edilecek diye düşünmüyorum. Her zamanki ürünler. Balık kovası 4.99 lira diyor. Şimdi tabii ki bu avlar için arkadaşlar, lüfer avı için olmazsa olmaz lüfer takımları. Şimdi lüfer takımlarında çinekop ve lüferlerde asansörlü sistem ve mantar arkası uzun olta iş yapıyor. Mesela çinekop takımı diyor buradaki. Şöyle göstereyim. 2 lira demiş. Yine bir çinekop takımı. Aynısı. Bu şekilde. Kendiniz de tabi buradan, hani ben kendim yapmak istiyorum dediğiniz zaman ürünleri buradan görüp inceleyip detaylı olarak kendiniz evde bir ürün çalışması yapabilirsiniz. Çinekop lüferde kullanacağınız malzeme bu. Şimdi bunlar için tabii ki klips ve fır döndü gerekecek arkadaşlar. Yani klips ve fır döndü nedir diye bilmiyorum, ya da yeni başlıyorum nedir diye soran olun arkadaşlara. Şöyle göstereyim şemasından. Burada ağırlıkla Kaperlan markanın ürünleri satılıyor. Şöyle mesela klipslerde genelde uzun mesafeli atışlarda şu tarz klipslerden ziyade şunları genelde kullanıyorlar. Mesela bunun fiyatı ne kadarmış arkadaşlar? 25 lira. İçerisinde ne kadar var? 50 tane olan diye bir paketi. Onun haricinde şöyle fır döndüler de olabilir. Şöyle fır döndü de kullanabilirsiniz. Bunlar daha genelde küçük ama mesela üçlü olta bağlayacağınız için şu şekilde malzemeyi tercih edebilirsiniz. Çünkü kurşun arkası yem yapacağınız için birbirine takılmasın diye böyle bir malzeme bağlamanız gerekebilir. Onun bir küçük modeli. Klipslerin haricinde devam edelim. Size tabii ki kurşun da gerekecek. 150 gram. Dalganın akıntısına göre tabii nerede avlanıyorsunuz bu yer yer değişir. Mesela şöyle yine Alvastar'ın armut kurşunu 150 gram üçlüsünü 9.90'a satıyor. 125 gram mevcut. 150 gram. 50 gram. 50 gram kurşunlar. Arkadaşlar görüyorsunuz, böyle piramit kurşunlar da satılıyor. 125 gram şeklinde. Bunları da tercih edebilirsiniz. Ve uzun olta düşünüp misine seçimi şöyle anlatayım arkadaşlar. Misinalarda da genelde 30'luk 35'lik kullanılıyor. Mesela şöyle 40'lık misinaların fiyatları, 25'lik misinanın fiyatı. Muhtemelen burada bir etiketleme problemi olabilir ama 250 milimlik 35'lik misina mesela değerlendirilebilir mi? Değerlendirilebilir bence. Yani Kaperlan markanın, benim spinle kullandığım mono misina. Şurada da var arkadaşlar misina çeşitleri.
küçük modeller de var. Fiyatlar o 11 lira. Ya bunlar genelde spin için ama şöyle diğer misinaları da göstereyim arkadaşlar şöyle. Ayrıca şöyle top misina da alabilirsiniz. Ya sırtı balıkçılığı için diyor ama yani evinizde sürekli misina kullanıyorsanız şu şekilde de alabilirsiniz arkadaşlar. Fiyatları da bu şekilde. Ben misina kullanmak istemiyorum, örgü misina kullanmak istiyorum diyenler için de tabii ki burada ürünler var. Gördüğüm kadarıyla Sufix markanın, yine Kaperlan markanın ip misinalarını sunuyorlar. Şöyle yine yüksek kapasiteli ürün var. Kaperlan'ın, oranın olmazsa olmaz markası. Fiyat 289 lira. Avant modeli. Michel marka 6000'lik. Capella'nın yine 5000'lik makinesi. 260 lira. Makineler de bu şekilde. Şimdi asıl sıra geldi. Uzun olta çeşidinin haricinde spin takım incelemesini yapmaya. Benim de en çok sevdiğim ürün grubu spin takımı oluyor. Kombin etmesi çok hoşuma gidiyor. Şimdi hep beraber onlara da bir bakalım. Öncelikle şu şekilde yine Kaperlan markanın 12 gramlık ürünleri var. Yine onun haricinde şu şekilde olan ürünleri var. Fiyatı 10 lira, 11 lira arkadaşlar. Bunlar bazen ben takip ediyorum. Seri sonu ürünlerine düştüğü zaman çok çok daha ucuza geliyor. Yine Rapala'ları. Light spin olarak kullanabileceğiniz ürünler bunlar. Tabii şu an Çinekop ve Lüfer'e genelde kaşık atıyorlar. Direkt bunlar olabilir. Çinekop kaşığı. Albastar markanın. $6. Yine kurşun arkası yaparım diyorsanız yine Albastar'ın şu şekilde hafif kaşığı var. $4. Şimdi arkadaşlar Rapala'lara devam ediyorum. Burada yine Rapala markanın ürünleri satılıyor. Adet fiyatı. Tabii internette bunları farklı firmaların daha ekonomik olarak modelleri mevcut. İlla buradan alınacak diye bir şey yok. Rapala markası biraz ücretli Kendo'ya göre. Tabii ki önlem almışlar güvenlik amaçlı olduğu için. Açıkta ürün yok. Size gösterebileceğim. Hepsi ambalajlı arkadaşlar. Görüyorsunuz. 69 lira. Şu fena değil gibi geldi. Bana. Lüfer'de iş yapabilecek gibi. Limon modeli. Kaperlan'ın arkadaşlar. Ürün özelliği de 12 santim. 12,5 gram ağırlığında. İğneleri kendinize göre değiştirebilirsiniz. Renkleri gayet uyumlu, güzel. Yan tarafı parlıyor. Fiyatı 26,99 şu an arkadaşlar.
Tabii bunlar göl için genelde kullanıyor. Şu bando popper tarzı sahte. Tabii İstanbul'da bu çok kullanılmıyor ama Ege'de, Akdeniz'de bu tip sahtelerde işe yarıyor arkadaşlar. Lüfer için. Sevmiş giyirin değil tabi. Böyle sevmiş giyirin ürünleri de var arkadaşlar. Popper tarzı. Bunlar dediğim gibi Akdeniz bölgesinde işe yarıyor. Yine bando marka şöyle bir ürün var. 19.99 demiş. Sahteler bu şekilde. Şimdi geçelim spin kamışlara. Spin kamışlarda burada aslında çok da fazla ürün kalmamış. Ben geçen hafta yine bir ürün bakmaya geldiğimde çok daha fazla ürün vardı. Muhtemelen bu spin avı başladığı için talepten dolayı bir yoğunlaşma var. Mesela 10-30 gram mesela 10-30 gram arası MH sertliğine göre tabii bu ürünü tavsiye ediyorum ben arkadaşlar. Spin'de çok hoş bir kamış. Kaperlan markanın. İnternette incelemeleri de mevcut. Çok hafif. İnanılmaz dinamik bir kamış diye düşünüyorum. Bende Dayvan'ın kamışı da var. Okuma'nın kamışı da var. Ama elime bunu aldığım zaman bunda ayrı bir his uyandırıyor. Ben yine teleskopik kamışlara alışığım, parçalı kamış kullanamıyorum diyenler için burada yine Kaperlan'ın şöyle 7-21 gram atarlı light spin yapacak şekilde LRF'ye yakın ama tam LRF değil şekilde spin kamışları da var arkadaşlar. Yine halka yapısını göstereyim size şu şekilde. Çok hafif. Yine mantar sap. Makine yuvası. Güzel malzemeler arkadaşlar. Bence illa Shimano, Daiwa, Okuma diye kendimizi sınırlamamamız lazım. Burada aynı zamanda Shimano'nun Katana modeli satılıyor ama muhtemelen bu LRF kamışı. .14 atarlı. Yani hem LRF hem de spin yapabilirsiniz bu kamışla. Bu da var arkadaşlar. Şimdi fiyat bilgisi şöyle anlatayım ben size. Katana'nın fiyatı 140 lira. Kaperlan'ın teleskopik kamışının fiyatı 130 lira. Yine az önceki Kaperlan'ın iki parça olan Vixon 5 yani Vixon 5 olan modelinin fiyatı 130 lira. Yine Katana'nın 7-21 atarlısının fiyatı şu an burada göremiyorum ama fiyatı 190 lira. Vixon 9 denilen modelin de fiyatı 189 lira. Ürünler bu şekilde arkadaşlar. Vixon 9 denilen model bu oluyor. Çok güzel bir kamış. Şu şekilde tasarımı. Tasarımı bu şekilde arkadaşlar. Makine yuvası. Ürün açıklaması. Makine
yuvasını gösterdik. Halkalar da bu şekilde. Arkadaşlar bunun fiyatı da Bigson 9'un 240 lira. Şimdi arkadaşlar spin için dediğim gibi dip misli nasip. Tavsiyem çok seçenekli olmadığı için çok da sunamayacağım. Şu şekilde 4x130 metrelik koyu yeşil ipi Capella'nın 40 lira demiş. 18 milimlik. Spin için biraz fazla gelebilir. Milim. Tabii bunlar biraz fazla spin için. Şu var arkadaşlar. 12 milimlik 8 örgüden oluşuyor. 8 ipten. Bu şekilde arkadaşlar var. 8 örgüden oluşuyor. Gri renkli olan bir spin misinesi, ip misinesi. Yine Capella'nın markanın 80 lira. Sufix'in 8 örgü 10 milimlik light spin yapanlar için 135 metre. Bu şekilde arkadaşlar. Yine normal spin yapıp önüne lider bağladığınız zaman bununla normal spinlerle iş göreceğini düşünüyorum. 60 lira. Bu şekilde. Bir tane Power Pro'nun var. Onu ip misine tercih etmiyorum. Mono ya da fluorokarbon direkt sarıyorum diye düşünenler için. Arkadaşlar o zaman şöyle örnek göstereceğim. 20 milim mesela. 250 metre. Arkadaşlar spin makinelerde de ürün seçenekleri buradaki gördüğünüzlerle sınırlı. Siena 2500 modeli. 71 santim sararı var. 71 santim sarma kapasitesi var bir turda. 4 kilo çekeri var. 5.0 devir oranlı. 169 lira. 159 lira pardon. 159 lira. Next Save modeli var Shimano'nun. Yine 2500 olarak. Tabi ürünü kendisi şu an yok. Kapalı olduğu için. Bu arada bu görevli bulamadığım için burada ürünleri açık göstermek isteyecekti size. Ama görevli olamadığı için buradan gösteriyorum. Daiwa Legalis. Bu şekilde. Tabi Daiwa'nın özellikleri de şöyle kısaca göstereyim. Daiwa Crossfire ekonomik modeli. Bunun 5 binliğini arkadaşım kullanıyor. Spin için 4 binliğini kullanabilirsiniz. Uzak atışını da kullanabilirsiniz. Güzelliği çok görünmüyor ama şöyle bakayım. 95 santim sararı var. Bir turda. Maksimum 6 kilo drag oranı var diyor. Ürünleri size kısaca göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Ve siz değerli yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Bir sonraki videoda